Efendim soğuk. Üşütmeyin. Ne poyraz. Bundan sonra daha çok iş düşüyor sana. İbret al. Onların yaptığı hataları yapma sakın. Misiniz? Bir sıkıntı var. Sen bir şey söyleyecektin, acil dedim. Sezer! Rüzgar! Baba, aga, aga koş aga! Sezer! Baba iyi misin? Baba! Baba! Zülfikar koş ambulans çağır çabuk! Oğlum ne bakıyorsun ambulans çağırsana! Baba! Baba iyi misin? Gördün değil mi? Nasıl hissediyorsun kendini? Daha iyi misin? İyiyim kızım, gayet iyiyim. Daha abartıyorsunuz durumu. Yemeklerine dikkat ettin mi bugün? Ediyorum, ediyorum. İşte haşlanmış sebzeye devam. Tuzsuz ama. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk Selam. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Senden bir şey rica edeceğim. Bu babamın ilaçlarını hangisini ne zaman alacağımıza dair bir liste yapar mısın bana? Tamam yaparım. Ben gitmeden hazırlarım saatleriyle birlikte. Bırakırım sizi. Teşekkürler. Poyraz. İyi misin evladım? Hadi gel. Gel konuşalım bizim meseleyi. Ayşegül gel biz o tarafa geçelim. Babama işten ayrılmak istediğini söyleyecekmiş. Evet hadi. Anlat bakalım sen bir sıkıntılısın. Ben size ne kadar teşekkür etsem az. Siz bana benim en zor zamanımda bir iş verdiniz. Oğlumu geri alabilmem için bu kadar uğraştınız, yardım ettiniz. Ne demek evladım? Dur daha yeni başlıyoruz. Ben bundan sonra her şeyimle size hizmet vermekten şeref duyacağım. Size layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenebilirsiniz. Bu muydu dert ettiğin şey? Artık buradayım. Yanınızdayım. Baba.
rica ediyorum. Biraz susar mısın? Sen bana bir açıklama yapana kadar susmayacağım. Ya sen ne açıklaması istiyorsun benden? Ne açıklamasını istiyorum? Ne oldu da bir anda Bahri Umman'a sadakat yeminleri eder oldun? Onun açıklamasını istiyorum. O adam bu dünyada bana güvenen, bana inanan tek kişi ya, tek. Anladın mı şimdi? O adam, yani benim babam, bir gün senden birini öldürmeni isteyebilir. Sen birini öldürmek zorunda kalabilirsin. Hatta biri seni öldürebilir. Sen bunları niye dert ediyorsun ya? Sana ne ki? Vallahi. Çünkü senin için endişeleniyorum. Bak. Ben bu insanların içinde büyüdüm. Bazen ne kadar acımasız olduklarına inanamazsın. Ya belki de benim ihtiyacım olan budur ya. Biraz acımasız olmak. Kolay kolay kimseye güvenmemek. Belki de budur ya. Sen de öyle biri değilsin. Nasıl biriyim ben Ayşegül? Nasıl biriyim? Sen kitap okuyan, şarkı söyleyen, oğluyla güzel vakit geçiren bir adamsın. Senin o insanların yanında yerin yok. Ya neresiymiş benim yerim? Neresiymiş benim yerim? Allah aşkına söyle ya, benim yerim neresi ya? Neresi? Sinan şu halini görse ne derdi acaba? Sinan'ı karıştırma şimdi. Sen benim babamı karıştırırsan ben de Sinan'ı karıştırırım. Bak. Rüşvetle ilgili söylediklerim abartılıydı. Ama sana çok sinirliydim. Hala da çok sinirliyim. Söz ağızdan bir kere çıkar Ayşegül. Ben anlamam. Oradan ayrılacaksın. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa gidip babama sevgili olduğumuzu söylerim. O zaman ne düşünür biliyor musun? Ona yalan söylediğini düşünür ve emin ol tepkisi benim kadar hafif olmaz. Böyle bir şey yapmayacaksın. Yapacağım. Sen orada kalmayacaksın. Ayşegül, anlamıyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Mecburum, tamam mı? Mecburum. Neye mecbursun? Ya söyleyemem sebebini. Mecburum işte. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gecenin bu saatinde tek başına nereye gideceksin? Ne yapıyorsun? Bunda bile değilsin. Umrunda mı bilmiyorum ama... seni sevdim ben. Sen benim bütün hayallerimin içine ettin. Şimdi bin şu arabaya. Bas gaza. Git bir duvara falan vur, olur mu? Tam da aklımdan geçenleri söyledim. Bravo! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.